Şimdi hangi yöntemlerle karışımlar ayrılabilir? Bunlardan kitabımız ilk sıraya mıknatısla ayırmayı almış. Arkadaşlar, mıknatıs demir sembollerini de yazın lütfen. Bazen testlerde sembolleriyle karşımıza çıkıyor. Nikel ve kobalt metallerini çeken bir maddedir. Bunun dışındakileri çekmez. Metallerini çeker. Eğer karışımda bunlardan birisi varsa mıknatısla ayrılır. Demek ki karışımda bunlardan herhangi birisi varsa mıknatısla ayrılabilir. Arkadaşlar, bu karışımı ayırma yöntemi manyetik özellikten yararlanılarak da deniliyor. Mıknatısla ayırma bileşenlerin manyetik özellik göstermesinden kaynaklanıyor. Katı katıdan oluşan heterojen karışımları ayırır. Demek ki karışılanlar katı katı olması gerekiyor. Mesela altın demir karışımını nasıl ayırabilirsiniz? Mıknatısı yaklaştırırsınız, demiri çeker, karışım ayrılır. Kobalt ile kükürt karışımını nasıl ayırırsınız? Mıknatısı yaklaştırırsınız, kobaltı çeker, karışım ayrılır. Bunun gibi arkadaşlar, demir, nikel, kobalt gibi metal parçaları ayırmak için mıknatısla ayırma yöntemi kullanılır. Geçmiş yıllarda çıkmıştı bu soru. O zamanlar tabii YGS deniyordu, şimdi TYT oldu. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yalnız burada önemli bir şey var. Şöyle. Demir bakır tozu karışımı mıknatısla ayrılır mı? Ayrılır. Çünkü karışıma mıknatıs yaklaştırılırsa demir tozlarını çekerek ayırır. Bakın, burada ayrıntıya dikkat edin, şimdi bir şey söyleyeceğim. Mıknatısla ayrılır. Ancak demir ile bakır eritilip karıştırılırsa, yani alaşım yapılırsa, çok önemli bir not bu. Demir ile bakır alaşımı bütünleşmiştir arkadaşlar. Önce sıvı hale getirilmiştir, sonra birbiriyle karıştırılarak bütünleşmiş bir katıdır. Şimdi bu alaşıma mıknatısı getirip de içindeki demiri ayırma şansınız var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Alaşım olmuş, bütünleşmiş bunlar, katı halde şu anda. Burada arkadaşlar, ayırabilmek için bunlar parça halinde olmalıdır. Ya toz halinde ya da parça halinde. Ama alaşım halinde ise ayrılmaz. Bu karışımı bu yolla ayıramazsınız. Mıknatısla ayrılmaz. Başka yollarla ayrılır. O ileriki konularda geçecek. Tekrar edelim. Ayırmak için karışanlar ya toz ya da parçacık parça halinde olmalı. Alaşımı yapıldıysa mıknatısla ayrılmaz. Öğrencilerimiz soruları çözerken buna dikkat etsinler. Çünkü bazen demiri çeker hocam diyor. Çeker de ama ayıramazsınız. Bütünleşmiş onlar. Şimdi gelelim bir başka başlık. Tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma yöntemleri. Arkadaşlar, mıknatısla ayırma hangi özellikten yararlanarak? Manyetik özellikten yararlanarak ayırma. Şimdi ise tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma yöntemleri. Bu yöntemleri kitabımız eleme, süzme, diyaliz şeklinde üç tane olarak
bizlere sunmuş. Ancak bazı kaynaklarda dördüncü de var. Hatta o dördüncüyü biz şuraya sol tarafa yazalım. Ona bir diyelim adı. Ayıklama arkadaşlar. Çıkabilir. Yani bir yerlerde karşınıza çıkabilir. Kalem benim. Neden? Ha, yazma. Evet diyorum. Birincisi ayıklama. Arkadaşlar sorularda aşağıdakilerden hangisi tanecik boyut farkından yararlanarak yapılan ayırma yöntemlerinden değildir diyebilir. O nedenle şunları önce alt alta sıralayın. Ayıklama, eleme. Hani hepsi beraber bulunsun. Süzme ve diyaliz olmak üzere tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma dört çeşittir. Yani testlerde bu dört çeşidin dışında kalanlar olabilir mi? Olabilir. Ayıklamayla başlarsak. Arkadaşlar bir karışımın ayıklamayla ayrılabilmesi için bir kere katı katı karışım katılardan oluşan bir karışım olmalı. Yazalım katı. Heterojen karışımlarda kullanılır. Karışımları ayırmada kullanılır. Yani mesela pirincin taşını ayıklamak. Taşını ayıklama gibi. Ayıklama işlemi elle de yapılabilir, otomatik makinalarla da yapılabilir. Yani en azından ayıklama diye bir yöntemi de buraya ben sizlere hatırlatmış olayım. Gelelim ikinciye, eleme. Arkadaşlar eleme adı üzerinde tanecik boyut farkından yararlanılarak yapılan bir şeydir. Tabii ki elek yardımıyla yapılır. Elek kullanılır. Hepimiz biliyoruz. Uygun bir elek kullanılır. Nerede kullanılır? Hani biraz önce söylediğim gibi katı katı karışımlarını ayırmada kullanılan basit yöntemlerden birisidir. Ayıklama da o şekilde basit bir yöntemdir. Kumla çakılı eleyebilirsiniz. Un kepek elenebilir. Ne bileyim. Elek yardımıyla yapılan bir ayırma yöntemidir. Eleme. Geçtik süzmeye. Arkadaşlar süzme işlemini de gerçekleştirmek için ya bir süzgeç kullanılır. Bu kağıt da olabilir, metalden yapılmış bir şey olabilir ya da filtre kullanılır. Demek ki süzme yapılabilmesi için süzgeç, bu bir kağıt olur, metalden bir şey olur veyahut da filtreler kullanılır süzme yapabilmek için. Bunlar sözel bilgiler, okuyarak hepinizin anlayabileceği bir şeydir. Katı sıvı veya katı gaz heterojen karışımlarını ayırmak için kullanılır. Neymiş? Katı sıvı veya katı gazdan oluşan heterojen karışımlardaki katıyı ayırmak için kullanılır. Süzme işlemi. Tabii ki süzgeçler ve filtreler kullanılacağını biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Mesela katı sıvıya örnek olarak süt aldınız. İçinde küçük ufak tefek parçacıklar var. Saman var vesaire var. O zaman ne yapacağız? Sütü süzerek ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. Makarna katı sıvıdan oluşan bir karışım. Pişirdik. Ne yaptık? Süzerek içindeki katıyı ayırdık arkadaşlar. Katı gaz karışımlarını ayırmak için de süzme yöntemi kullanılır.
Burada tabii ki süzgeç değil de filtre kullanılır. Örneğin otomobillerde arkadaşlar hava filtreleri var. Hava filtreleri var. Efendim klimalarda filtreler var. Kullandığımız temizlik aletlerinde filtreler var. İşte bunlar da havadaki küçük katı parçacıklarını süzmek için kullanılır. Bu arada katı sıvı karışımlarını örnek olarak yakıt filtreleri de var. Yakıt filtresi. Arkadaşlar otomobillerde yakıt alırken içinde küçük araca zarar verebilecek parçacıklar olabilir. Onlar önce filtreden geçerek ondan sonra yanma odasına giderler. Yakıt filtresi var, bir de hava filtresi var. İşte bunlar süzme işlemini gerçekleştiriyor. Yakıt filtresi katı sıvı karışımını ayırıyor. Hava filtresi de katı gaz karışımını ayırıyor. Arkadaşlar, şeyde çalışan ne bileyim ben, mermerde çalışan kişiler maske kullanıyorlar. Yani tozlu yerlerde çalışan kişiler maske kullanırlar. Maske de niçin kullanılır? O tozlu havanın ciğerlerimize geçmesini engellemek için kullanılır. Yani bir nevi süzgeçtir. Demek ki maske de katı gaz karışımını ayırmak için kullanılan bir şeydir, yardımcı maddedir bize sağlığımız açısından. Tabii virüs olayı farklı bir şey. Fabrika bacalarından çıkan gazlarda çevreye zararlı partiküller, katı parçacıklar var. İşte bunları tutmak için, hava kirliliğini engellemek için, bu katı taneciklerden uzaklaştırmak için hava filtreleri kullanılır. Biraz önce söylediğim gibi toz maskeleri de bir nevi süzerek ayırma işlemini gerçekleştirir. Netice itibariyle arkadaşlar, süzme işlemi ne için kullanılır? Katı sıvı heterojen karışımları ya da katı gaz heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Filtreler buna bir örnektir. Mesela çamaşır makinesinin su girişinde filtre vardır. Çünkü çamaşır makinesine girecek olan suyun içinde eğer böyle küçük katı parçacıklar varsa onları tutması gerekiyor. Hepimiz bunları biliyoruz zaten. Veya su arıtma cihazlarında filtreler var. Evet. Bugünkü dersimizin son başlığı diyaliz. Arkadaşlar diyaliz bir karışımda yer alan farklı boyutlardaki tanecikleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde kolloid karışımlar. Kolloid karışım neydi? Mesela kan buna bir örnekti arkadaşlar. Hatırlarsanız dışarıdan bakıldığında homojen gibi görünen ama gerçekte heterojen olan karışımlardır. Kolloid karışımlar gözenekli zarlardan geçirilerek içindeki maddelerin birbirinden ayrılması sağlanır. Karışımdan uzaklaştırmak istenen madde diyaliz yöntemiyle uzaklaştırılmış olur. Arkadaşlar diyaliz biliyorsunuz böbrek hastası olan bazı kişiler zamanla kanını temizlemek için böbreğin yapamadığı görevi diyaliz makinesine girerek orada bu işlem gerçekleştirilebilir mi? Cihazlar yardımıyla da gerçekleştirilebilir. Evet, diyaliz de bir çeşit tanecik boyutu yararlanarak yapılan bir ayırma yöntemidir. Bunu da bilmiş olalım. Burada bir de biliyor musunuz var? Onu inceleyerek dersimizi bitirelim. Ha, diyaliz ne diyor bakalım bir de. Diyaliz özellikle sağlık alanında kullanılır. Böbrek diyaliz yöntemiyle çalışır ve zararlı maddeler koloid bir karışım olarak kandan uzaklaştırılır. Yani arkadaşlar kanın temizlenmesi,
işlemi, diyaliz. Burada okuyabilirsiniz. Geniş bilgiler var. Şimdi biliyor musunuz bakalım ve dersimizi de genel bir toparlayarak bitirelim. Merkezi kuvveti aynı şey arkadaşlar. Fizikte geçerli olan bir şeydir bu. Merkezcil ya da merkez kaç kuvveti yardımıyla süzgeçten geçebilecek büyüklükteki taneciklerin çöktürülmesi olayına santrifüjleme denilir. Santrifüjle ayırmak da bir yöntemdir arkadaşlar. Yalnız bu çöktürme işlemidir. Nasıl yapılır? Bu cihaz elektrikle çalışır. Hastanelerde, laboratuvarlarda kan sayımı yapılmak istendiğinde, bakın deney tüpleri bunların içine konuluyor. Yuva var burada şu şekilde. Deney tüpleri bunun içine konulduğunda, cihaz çalıştırıldığında çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Döndüğünde merkez kaç kuvveti nedeniyle içindeki küçük katı parçacıklar dibe çöker. Üzerinde de sıvı kalır. Bu şekilde çıkarılarak bu sıvı dökülür. İçindeki ana maddeler ayrıştırılabilir. Yani santrifüjle ayırma da bir yöntemdir. Merkez kaç kuvvetinden yararlanarak. Belki ilerleyen yerlerde bunu tekrar söyleyebiliriz. Ama şimdilik bir santrifüjle ayırma yöntemi de olduğunu bilmekte yarar var. Arkadaşlar dersimizi şöyle başlıklarını bir daha hatırlatırsak. Karışımları ayırma yöntemleri arasında manyetik özellikten yararlanarak ayırma, mıknatısla ayırma, demir, nikel, kobalt taneciklerini, parçacıklarını çekiyor. Tanecik boyutu farkıyla ayırma 4 çeşit, ayıklama, eleme, süzme ve diyaliz olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü dersiniz böyle kolay bir derste. Gelecek derslerde de karışımların ayrılması konusuna bu şekilde devam edilecek. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dersimizi kapatıyoruz.